Değerli hocalarım merhabalar, hoş geldiniz. Bizler bugün metodoloji dersimizin giriş konularından olan Linguistic Weaves ile bir giriş yapalım istedik. Tanıtım dersimiz olsun, sizlerle tanışalım, derslerimizi nasıl işleyeceğiz veya ne şekilde ilerleyecek bu konu hakkında da fikir sahibi olun sizler istedik. Kayıt olacak, rezervasyon yaptıysanız kayıt olacak ve göreceksiniz. Tekrardan, sonradan yani izleme durumunuz, şansınız olacak hocam. Bizler bugün kısa bir, bugünkü dersimiz Hatice Hocam 40 dakika kadar sürecek. Yani bir ders saati, bir saat kadar biz sürdürebiliriz. Hiçbir sorun olmaz. Birazdan başlayacağız hocam. Herkes de görünüyordur çizim. Rica ediyorum Hatice Hocam. Ayarlarımı yaptıktan sonra başlayalım hocalarım. Evet, öncelikle tekrardan hoş geldiniz. Yeni dönemde biliyorsunuz ÖABT sınavımız son buldu. Birazcık uzun bir süreç olması durumu tabii ki sizleri çok fazla, yani tekrardan inşallah tekrar gelen hocalarım yoktur veya beni tekrar dinleyen hocalarım yoktur. Ama varlarsa da aramızda veya bundan sonraki kayıtlarda da izleyeceklerse inşallah tekrardan çalışma süreci geçirmezsiniz ve umarım ki puanlarınız, sıralamalarınız dilediğiniz gibi gelmiş ve istediğiniz sonuçlara da ulaşmışsınızdır, ulaşacaksınızdır diye düşünüyorum, temenni ediyorum hocalarım. Bizler TEKÜZEM kurumunda metodoloji dersimizde birlikte olacağız yeni dönemde, 2023 ÖABT dönemimizde. Derslerimizde tahminen yaklaşık bir 10 gün, 15 gün sonra sanırsam başlayacak diye biliyorum, bu ayın sonunda gibi bir süreçte. Bizler derslerimiz başlamadan önce sizlerle bir tanıtım dersi yapalım, bir tanışalım, hani birbirimizi tanıyalım veya derslerimiz ne şekilde ilerleyecek, bunlardan bahsedelim istedik. Derslerimiz, hocalarım rezervasyon yapan ya da önceden kayıt olan hocalarım için şöyle kısa bir bilgilendirme yapıp başlayacağım inşallah. Derslerimiz ne şekilde ilerleyecek? Ders notlarımız olacak. Çeşitli, ben kendimin de hazırladığı çeşitli denemeler yapacağız dersler esnasında veya özel deneme günlerimiz, derslerimiz olacak arkadaşlar. Sizler de yeni katılan ya da işte kayıt olan hocalarım da var aranızda. Yeni katılan da var, sonradan izleyecek olanlar da var. Ders notumu sizlerle paylaşacağım. Deneme günlerimiz, derslerimiz olacak ve bunun gibi çeşitli süreçlerle 2023 ÖABT dönemimizi inşallah güzel bir şekilde, sağlıklı bir şekilde metodoloji konusunda benimle birlikte ilerleteceğiz hocalarım. Şimdi isterseniz dilerseniz bir derslik, yani bugünlük böyle bir tanışma dersimiz olsun, dersimize geçelim istiyorum. Başlığımız yukarısı sizde tam gözüküyor mu bilmiyorum, ben de üst kısım araçları olduğu için tam gözükmüyor. Linguistic Weaves'e bakalım istiyorum bugün hocalarım. Ya yani bu şekilde bir ayarlama yaptım. En azından hani giriş konusunu birlikte ilerletmiş olalım diye. Sesim de geliyor mu, herhangi bir pürüz var mı, onu da kontrol ettikten sonra başlayalım hocalarım. Ve bu arada tekrardan sormak isteyen olursa kayıt olacak. Daha sonra rezervasyonunuzda, yani o sayfada görebilir ve izleyebilirsiniz. Sesim net bir şekilde geliyor mu? Son kez kontrol edelim ve başlayalım dersimize. Sesim net bir şekilde geliyor değil mi hocalarım? Evet, Linguistic View dediğimizde aklımıza şu şekilde bir düşünce gelebilir. Dil öğretimine hocalarım, Teaching Language'e farklı bakış açıları sunulmuştur dil öğretimi tarihi boyunca. Ve bunlardan ilki ve en demodern olanı, demode olanı aslında Traditional View'dir. Teaching Language'e farklı bakış açıları sunulmuştur ve bu bakış açıları dil öğretimine çok çeşitli yönlerden, hatta çoğu zaman birbirinin zıttı yönlerden ve düşüncelerden oluşup yaklaşmıştır diyebiliriz. Bizlerse bunun en demode dediğimiz gibi olan, demodern olan, en ilkel olan Linguistic View'imiz Traditional View'den başlayalım istiyorum. Bugün görebildiğimiz kadar, yani dersimizde görebildiğimiz kadarını görerek ilerleyeceğiz. Traditional View, Traditional'dan da gördüğümüz üzere hocalarım, geleneksel bakış açısıdır dil öğretimine kendisi. Neyi önemser? Accuracy'yi önemseyen bir, evet kalemimiz bir kaydı. Accuracy'yi önemseyen ve
tamamen kurallara dayalı olarak ilerlemek isteyen, her zaman doğru gramer yapıları, doğru dilsel, linguistik patternslar, yapılar ve structure'lardan ilerlemek isteyen, aynı zamanda tüm bunları yaparken de hocalarım genel olarak bahsedecek olursak, vocabulary öğretimine de yani bold written language ve written language'in içerisindeki grammatical rules'lar, structures'lara ve de onun yanında kelime öğretimine, vocabulary'e de çok fazla önem veren ve bunun üzerine gitmeyi amaçlayan traditional, geleneksel, ilkel bir aslında bakış açımızdır diyebiliriz. Şuraya küçük bir başlangıçta aslında vermememiz gereken bir küçük bir bilgi, hani sıfırdan başlıyormuş gibi düşünürsek aslında başlangıçta söylemesek de olurdu. Fakat GTM nedir arkadaşlar GTM? Sizler de daha önce çalışan hocalarım da biliyordur. Grammar Translation metodunda çok fazla önemsediği ve bunun yolunda ilerlediği bakış açımızdır kendisi diye küçük bir not ekleyip başlayabiliriz. Traditional bir dil öğretimine geleneksel anlamda bakar. Her zaman söylediğimiz gibi hocalarım doğru gramer yapıları, doğru dilsel yapılar ve kelimelerden oluşan ilerleyişi her zaman desteklemiştir. Kurallara dayalı, şuraya da yazmıştık zaten, kurallara dayalı bir language teaching process, dil öğretim süreci takip etmeyi önemseyen ve written language'i de çok fazla önemseyen ve bu written language'i yani yazılı dili çok fazla içerisinde kendi dallarını aslında ayırarak analiz etmeyi ve bu analizler esnasında grammatical structure'ları, bu written language'in içerisindeki grammatical structure'ları, words'leri, vocabulary'i de çok derin şekilde inceleyip analiz etmeyi düşünen, öğrencilere language teaching sürecinde bu şekilde etkili olunabileceğini savunan, öğrencilerin üzerinde etki oluşturabileceğimizi savunan bir linguistik weave'imizdir, traditional weave. Ve grammatical dediğimiz gibi hocalarım structure'lara da çok fazla önem verir. Traditional weave için fluency asla önemli değildir. Traditional bir language usage'a hiç önem vermez hocalarım. Yani dilsel kullanımı asla önem veren bir yapıda değildir. Ve accurate production onun için çok önemlidir. Accurate production'dan kastımız nedir? Doğru, kurallara dayalı olarak doğru bir dilsel üretim. Production'ı zaten açıklamaya gerek duymuyoruz. Accurate production'a traditional weave çok önemseyen bir dilsel açıdır bakış açısıdır hocalarım. Accurate, doğru demektir. Accuracy, traditional weaving önemsediği bir, en çok önemsediği kelimemizdir diyebiliriz. Evet, rica ederim hocam. Niçin dediniz? Sesim geliyor bu arada değil mi? Bir kopma oldu gibi bir işaret oldu az önce bende. Ve hocalarım, düşündüğümüzde bazı gramersel bakış açıları vardı. Belki hani bunları biliyorsunuz ya da hatırlamışsınızdır. Traditional ve prescriptivist bakış açısını önemser. Nedir prescriptivist bakış açısı? Daha önce çalışmış ya da konuları şöyle bir okumuş gelmiş, metodolojinin okumuş gelmiş hocalarım varsa prescriptivist bakış açısını birkaç kelimeyle veya tek bir keywordle yazabilir misiniz rica etsem. Prescriptivist bakış açısını önemseyen traditional weave'imiz ilk bakış açımızı tekrar yeni gelen hocalarım için veya sonradan izleyecekler için açıklıyorum. Ve prescriptivist bakış açısı nedir hocalarım? Bilen var mı? Veya birkaç keywordle açıklamak isteyen var mı yazarsanız? Prescriptivist bakış açısı dile hangi yönden bakar ve traditional weave bunu önemsemiştir niçin? Evet, dilin hocaların prescriptivist bakış açısı doğru kullanımıdır. Zaten prescriptivism demek kuralcılık demektir. Yani dilin kurallarına dayalı bakış açısı değil yaklaşımı traditional weave'in önemsediği ve bu şekilde ilerlemek istediği bir durumdur diyebiliriz hocalarım. Peki. Evet, sesim gelmiyorsa bu şekilde bir yol izleyebiliriz. Evet, şimdi devam edelim hocalarım. Biliyorsunuz traditional weave'e yeni gelen hocalarım da dinliyorlarsa traditional weave'i görmeye devam ediyoruz sizlerle. Traditional weave az önce de söylediğimiz üzere asla usage of language ya da language usage'la ilgilenmez hocalarım. Onun için dilin kullanımından ziyade accurate production önemlidir. Production'ı tek başına şöyle söyleyebiliriz. Production'ı tek başına önemsemez. Nasıl production'ı önemser traditional weave diyebiliriz? Accurate production'ı
production'ı önemser diyebiliriz hocalarım. Yani dilin doğru kullanımı, doğru kullanımının neye dayanarak, kurallara dayanarak doğru kullanım açısından traditional şekilde, geleneksel bir şekilde bakış açısıyla dil öğretimini ilerleteceğimizi düşünür kendisi. Asla communicative purposes'lar içermez ve bu yolda ilerlemez hocalarım. Yani traditional way'de iletişimsel amaçlar veya konuşmaya odaklı veya günlük dile odaklı bir ilerleyiş söz konusu asla değildir. Her zaman konuştuğumuz ya da kullandığımız dil, daha çok written language'den kastımız aslında kullandığımız dilden, grammatically şekilde correct olmalıdır diye söyleyebiliriz. Her zaman neyi söylemiştik? Accuracy'yi önemser ve az önce de bahsettiğimiz üzere vocabulary kullanımı bir language user'ın veya written language'in içerisindeki vocabulary knowledge'ının incelenmesi ve detaylı şekilde analiz edilmesi traditional weave için çok fazla önem taşır şeklinde söyleyebiliriz hocalarım. Devam edelim bizler. Structuralism'e geldiğimizde, structuralism'de hocalarım, şu şekilde çizimi tekrar alalım. Structuralism'de hocalarım küçük bir mini bir kodlamayla başlamak istiyorum. Structuralism'de aldığımızda başındaki S harfimizi aldığımızda, kalem arada takılabiliyor kusura bakmayın, speech yazıp başlayabiliriz konumuzu aslında devam ettirmeye. Structuralism ikinci ve traditional weave nazaran bir tık daha çağdaş olan, aslında konuşmaya ve günlük dile biraz daha önem vermeyi yeğleyen, amaçlayan, tercih eden ve bunu dilsel yapılarla, adından da süre gelen aslında düşünebiliriz, adından da gelen bilgi structure'larla, dilsel structure'ların toplanıp language'i ortaya getirip language teaching'inde bu şekilde, bu yol aracılığıyla yapılacağını söyleyen bize linguistic weave'imizdir. Peki, linguistic weave'imizin baş harfini alıp speech yazmakla ne demek istedik? Şimdi ona bakalım isterseniz sizlerle. Structuralism, dil öğretiminin hocalarım sound, word ve sentences'lardan yola çıktığını ve bu dilsel yapıların birleşerek aslında language teaching'in temelini oluşturduğunu söyler. Dilin daily language'den oluştuğunu, yani günlük dilden aslında günlük dili analiz ederek ilerlememiz gerektiğini, structuralism'in temelinde de bunun olması gerektiğini ve dil öğretiminde günlük dilin aslında incelenerek devam edilmesi gerektiğini, dilin konuşmadan, speech'den ibaret olduğunu söyler hocalarım. Structuralism bazı arkadaşlarımız, hocalarımız şu şekilde karıştırabiliyor. Structures, yani dilsel yapılar, grammatical structures'dan geliyor hocam. Yani bu grammatical kurallara dayalı bir aslında bakış açımız olamaz mı sizce de gibi bazı sorular aldığım için burada bu açıklamayı yapmak istiyorum. Structuralism'den kastımız hocalarım buradaki kuralsal rule'lar ya da structure'lar, linguistic rule'lar değildir. Yani sizlerde de hani kafanızın karıştığı kısım ya da merak ettiğiniz durumlar varsa bu şekilde düşünebiliriz. Structuralism'den kastımız nedir? Dilin daily language'e odaklandığı, günlük konuşma üzerinden ilerlediği ve speech odaklı ilerlediği, bu speech'i de sound'ların, word'lerin ve sentences'ların birleştirerek linguistik bir pattern, linguistik bir proses oluşturduğu ve bu prosesin sürecin içerisinde dil öğretiminin gerçekleştirilmesi gerektiğini söyleyen yapımızdır, linguistik weave'imizdir diyebiliriz. Kendisi az önce de söylediğimiz üzere descriptivizme dayanır hocalarım. Descriptivizmden kastımız nedir? Descriptivizm demek dilin günlük, şu şekilde yazarsak, dilin günlük kullanımıdır hocalarım. Günlük dil kullanımı şeklinde söyleyebiliriz. O zaman şu şekilde tekrardan konu tekrar olarak yazacak olursak, traditional weave neye dayanırdı hocalarım? Şöyle kalemimiz bir takılıyor. Prescriptivizme dayanırdı traditional weave'imiz. Evet, kalem arada takılıyor. Structuralism peki neye dayanırdı hocalarım? Buna da bakacak olursak structuralism o zaman da bunun tam zıttı olarak descriptivizme dayanırdı. Peki descriptivizmden kastımız hocam nedir? Prescriptivizmin tam tersidir. Descriptivizm demek günün
dilin günlük dil kullanımı, günlük kullanımı üzerine ve günlük dil kullanımının analizleri üzerine kurulu olan bir yapıyken, traditional weave'in benimsediği bakış açısı olan prescriptivism bakış açısı ya da approach'uysa, dilin daha çok kurallara dayalı, kurallara yönelik, grammatical structures'lara yönelik şeklinde analiz edilmesi ve incelenmesi ve language teaching'in de işte tam bu yolda ilerlemesiyle anlamlanan, devam edilmesi gerektiğini savunan bir bakış açımızdır. Traditional way buradan da arkadaşlar yola çıkacağımız üzere prescriptivizmi önemserken structuralism tam olarak baş harfinden aldık. Bu şekilde düşünün hocalarım. Speech yani günlük konuşmayı yani hangi durumu terimimizi önemser descriptivism yolundan gider diyebiliriz. Kökeni hocalarım structuralizmin şöyle biraz daha geriye doğru gittiğimizde Ferdinand de Saussure'ün çalışmalarına yani dayanır diyebiliriz. İfadesel açıklamalarına dayanabilir diyebiliriz. İlk açıklamalarında Saussure aslında günlük konuşmanın konuşma içerisinde veya language teaching içerisinde speech'in çok fazla önemli olduğundan bahsetmiştir ve burada temeli buna dayanıyor derken aslında Saussure'ün konuşmalarından veya açıklamalarından bahsedebiliriz. Peki, structuralism'de dil hocalarım dilsel şu şekilde, şurası çok önemli. As a system of structurally related elements convey, şuradan arkadaşlar okuyabiliyorsunuzdur, kenarda görünüyor. Convey meaning. Convey meaning kastımız burada. Convey meaning ifademiz çok önemli hocalarım. Çünkü anlamı taşımak için oluşan bir bakış açısıdır aslında. Yani structuralism anlamı taşıma açısından çok fazla önemli bir linguistik weave'imizdir. Ve structuralism'in baş harfinden alıp speech yazdığımızdan da yola çıkarak söyleyecek olursak structuralism'e göre dil öğretimi, language teaching anlamı taşımaya sistemsel olarak dilin yapılarını kullanarak kısaca sounds, words, sentences'ları kullanarak anlamı taşımaya yönelik bir yapımızdır diyebiliriz. Linguistik bakış açımız şeklinde söyleyebiliriz hocalarım. Peki devam ettiğimizde şöyle kalemimizi alalım. Structuralism'de hocalarım asla reading and writing asla demeyelim. Tabii ki de önemlidir reading writing kullanımı, four skills kullanımı. Fakat reading writing üzerine traditional weaving odaklandığı kadar written language'e örneğin odaklanmaz. Tabii ki de tamamen gözden göz ardı etmiş değildir. Her zaman da yine aralarda mesela structuralism'in language teaching proseslerinde geçer ama en önemli elementlerde değildir hocalarım. Az önce de söylemiştik. Structuralism speech'e çok fazla önem verir. Everyday language'e çok fazla önem verir. Descriptivism biliyorsunuz ki structuralizmin en önemli önemsediği yapılardan, terimlerden bir tanesidir. Ve az önce de söylediğimiz üzere en önemli yapımız veya en önemli kelimemiz speech'tir hocalarım. Çünkü ayrımı bu şekilde yapmanızı istiyorum. Structuralizmi anlatmadan, başlamadan önce baş harfini alıp da speech yazmam da biraz dikkatinizi aslında çekmeye çalışma amaçlıydı. Çünkü çok fazla soru alıyorum. Yani daha önceki sınav dönemlerinde de soru alıyorum. Structuralism kurala dayalı olmaz mı hocam? Yani adından da yola çıkarak konuşuyorum gibi. Ama o şekilde değil hocalarım. Speech'e odaklı, everyday language'e, daily language'e odaklı, descriptivism'i önemseyen bir linguistik weave'imizdir kendisi diyebiliriz. Ve descriptivist bir bakış açısında az önce de konuştuğumuz üzere neleri önemseyerek veya neyleri analiz ederek ilerlemeyi ister? Everyday language içerisindeki word, sentence, hatta küçük dilsel yapılar, sesler, hepsine hocam sounds'lara bakarak, ilerleyerek bunların hepsinin birleşerek bir structure oluşturduğunu, yapı oluşturduğunu ve bu yapının günlük dili, speech'i oluşturduğunu ve language teaching'in de işte tam olarak bu yolla öğretilmesi, yapılması gerektiğini söyler. Dilin en küçük yapılarından yola çıkarak en büyük parçaya doğru aslında ulaşmaya çalışmamızı ve bu şekilde de speech'i aracılığıyla, dilin kullanımı yani konuşulması aracılığıyla da arkadaşlar dilin öğretiminin ilerleyeceğimizi söyler. Sounds, words and sentences bu linguistik weave'imizde çok fazla önemlidir. Bunların her biri aslında yapılarımızın, linguistik yapılarımızın her biri birleşip neyi oluşturur hocalarım? Language'in aslında kendisini oluşturur. Language'in kendisini oluştururken de aslında structuralism bunu söyler, bir yapı oluşturmuş olur der ve bizler bu yapıyı en küçük parçadan en büyük parçaya doğru inceleyerek işte dilsel öğretimin etkililiğini sağlamış oluruz der kendisi.
Bu bağlamda diyebiliriz ki aslında behaviorizme benzer. Hangi yönden hocaların dilin genel anlamda ezberci demeyelim ama dilin genel anlamda kalıpsal, küçük parçaların birleşerek büyük parçalar oluşturup kalıpsal anlamda konuşmaya odaklı ama belli kalıplar çerçevesinde tamamen çağdaş, tamamen natural way'de olan değil de belli kalıplar çerçevesinde gerçekleşen konuşmaya odaklı kullanımına diyebiliriz. Ama şöyle bir dipnot yine bilgi düşecek olursak hocalarım, structuralizmde konuşma natural şekilde, doğal şekilde gerçekleşmez. Yani daha çok kalıplara odaklı ama dilin usage'ı da çok fazla önemli olarak ilerlememiz gereken bir linguistik view'imizdir. Yani language teaching'e bakış açılarından bir tanesidir diyebiliriz. Devam ettiğimizde hocalarım diğer sayfamızdan diğer linguistik view'imiz olan, bakış açımız olan Generative Transformational Theory'ye bakalım. Şimdi sizler çalışmalarınızı yürüteceksiniz hocalarım. Kaynaklarınız olacak veya almışsınızdır şimdiden diye düşünüyorum ve soru çözerken mesela Generative Transformational Theory'yi göreceksiniz. Onun yanında hiçbir zaman Inborn Theory yazmayacak ya da diğer adı Inborn Theory değildir gibi düşünün. Bunu hocalarım yanına ekledim. Niçin ekledim? Çünkü yine başlangıçta bunu bu şekilde bir dikkat çekmek istedim. Generative Transformational Theory'ye adından da zaten gördüğümüz üzere üretken, dili üretmenin aslında insanların dili üretmesinin öne çıktığı inborn bir teoridir. Neden inborn teori yazdım yanına? Çünkü generative transformational teorinin özünde şu yatar hocalarım. İnsanlar belli dilsel kurallarla, zihni o kurallara alışmış veya zihni o kurallarla dolu veya zemini hazır şekilde gelir. İnsanların zihninde belli kurallar zaten vardır. Yani programlanmış ve yüklü şekilde gelir. Önemli olan doğduktan sonra o bilgilere ya da kurallara dilsel linguistik knowledge'a expose kalmaktır. Yani maruz kalmaktır. Exposing'i çok fazla önemseyen bir yapıdadır. Generative Transformational Theory diyebiliriz hocalarım. Bu sebeple yanına inborn teori dedim. Çünkü belli kurallarla insanların geldiğini ve sonrasında bu kurallara daha da fazla üst üste tekrar maruz kalarak dilsel öğretimin oluştuğunu, learning and teaching'in oluştuğunu söyleyen genel hattıyla açıkladığımızda maddelerimize bakmadan bir linguistik view'imizdir. Şimdi genel hattıyla açıkladık, maddelerimize tek tek bakarak ilerleyelim hocalarım. Şu kısmı ben bir kapatayım. Ayarlama yapacağım. Evet, şimdi maddelerimize bakarak tek tek ilerleyelim değerli hocalarım. İlk maddemizde neler söyledik? Mental activity çok fazla önemlidir. Generative Transformational Theory'de hocalarım. Peki bu mental activity'den kastımız nedir? Neden bu şekilde bir açıklama yaptık? Zihinsel olarak bizler aktif olabilelim ki, yani dile çok fazla maruz kalabilelim ki, zihinsel aktiviteden kasıt bir de şudur, dilimizin belli kurallarla ortaya çıkmış gelmiş olduğu, zihnimizin belli dilsel kurallarla ortaya çıkmış olduğu, gelmiş olduğu ya da doğmuş olduğumuz ve bu aktiviteyle doğmuş olduğumuz aslında zihinsel aktiviteyle ve sonra devamında da biz yine dilsel kurallara hayat içerisinde natural bir şekilde maruz kalarak yine mental activity, zihinsel aktiviteyi sürdürerek dil öğrenimi gerçekleştiririz diye savunan bir bakış açımızdır. Bu sebeple biz mental activity'yi ekledik ki hocalarım çünkü zihinsel aktiviteyi en çok önemseyen bakış açılarımızdan bir tanesidir. Bu yönüyle daha sonra yine konusunu göreceğiz. Kognitivizme benzer diyebiliriz. Konumuzda şu anda kognitivizmin yani linguistik view olarak alakası çok fazla olmadığı için ilerleyebiliriz. Peki neyi önemser bizim Generative Transformational Theory linguistic view'imiz? İnsanların dili öğrenme yeteneğiyle doğduğunu belli dilsel temel kurallardan, basic rule'lardan meydana gelen bir yapıyla doğduğunu ve doğduktan sonra da bu yapıları aslında inborn bir yetenekle insanların doğduğunu ve doğduktan sonra da bu yapılara exposing çok önemli kelimemizdir hocalarım. Generative Transformational Theory'de şöyle yazacak olursak exposing çok önemli kelime. Maruz kalarak dilsel learning and teaching'i oluşturabildiğimizi zihnimizde söyleyen bir yapıdır. Kurallar yoktur der.
Yani kurallar yokturdan kastımız sonradan öğrenilen kurallar yoktur. Yani yapay kurallar yoktur. Çünkü zaten insan zihninde belli yetenek, belli dilsel kuralların zeminiyle gelmiştir. Kurallarla dolu bir zihinde değil ama belli dilsel kuralların zeminine hazır, dili öğrenmeye hazır bir zeminle gelmiştir. İnsan dili öğrenmeye hazırdır. Dilsel yeteneği, öğrenebilme yeteneği, learning capability diyebiliriz, hazır şekilde gelmiştir ve sonrasında aldığı temel kurallar ya da kurallar demeyelim, temel maruz kalmalar aracılığıyla da zihnindeki temel bilgileri ya da dilsel zemini sağlamlaştırır diye düşünen bir linguistik evimizdir. Chomsky'nin düşüncesini çok fazla arkadaşlar önemseyen veya Chomsky'nin düşüncesinin aslında bir devamı olan bir yapımızdır, linguistik birimizdir diyebiliriz, Generative Transformational Theory. Çünkü Chomsky ne söylüyordu genel olarak? Hani sizler de tabii ki bölümlerden de aklınızda kalmıştır yeni başlayan hocalarımın da. Chomsky zaten genel olarak ne söyleyen bir bilimcimizdi ya da dil bilimcimizdi? Dilin belli insanların belli dilsel kurallarla geldiğini, language device'a geldiğini ve o device'ın veya belli kuralların üzerine giderek maruz kalarak bu kurallarımızın zihnimizde daha da kuralları demeyelim de dilsel yetiyi diyelim, dilsel bilgiyi diyelim, bu kuralları daha çok sağlamlaştırdığımızı dilsel yetiyi ve dili bu şekilde kullanarak, maruz kalarak kullanarak öğrendiğimizi aslında zihnimize oturttuğumuzu tam olarak söyleyen bir dil bilimcimiz de diyebiliriz. Biliyorsunuz ki bu bağlamda Generative Transformational Theory'nin de savunucularından da biri olarak diyebiliriz burada. Savunucularından biri olarak Chomsky'nin iki tane core ideası vardı. Sizler de daha önce belki gördünüz ya, hatırlıyorsunuzdur. Bölüm derslerinizden de ilk defa görüyorsanız dersi hocalarım. Bu bizim ana dersimizin yani alan dersimizin metodoloji ilk konularından linguistic view'dir yani konu olarak düşündüğümüzde. Chomsky iki tane düşünceden bahseder. Birincisi competence'dır. Competence. İkincisi ise hocalarım performance'dan bahseder. Şöyle bir yazabilirsek. Performance'dan bahseder hocalarım. Competence Chomsky'ye göre nedir? Şuradan da yola çıkacağımız üzere knowledge of language. Zihnimizdeki dilin bilgisidir. Dilsel bilginin zihnimizde var olan yapısı, var olan durumu, varlığıdır diyebiliriz hocalarım. Yani competence Chomsky'ye göre dilin bilgisiyken kalem birazcık takılıyor yazarken biraz yavaş ilerliyoruz. Knowledge of language iken performance'dan bahseder Chomsky. Ve der ki performance da dilin actual use'udur. Yani dilin aktif kullanımıdır. İlk etapta zihnimizde dil demiştik ya, hani bir language işte device vardır bizim zihnimizde, dilsel bilgileri ya da dilsel süreçleri zihnimizin içerisinde geçirdiğimiz belli prosesler içerisinde dili aslında evirip çevirip farklı süreçlerden geçirdiğimiz ve sonrasında dili dışarı çıkardığımız. Chomsky tam olarak bunu söyler. Zihnimizin içerisinde var olan dilsel yetiyi, dilsel bilgiyi belli süreçlerden geçiririz der. Bizim competence'ımız. Tabii ki hocam, yani kalem yazmadığında sohbete de evet yazabilirim. Öyle de mantıklı olabilir. Çünkü bazen takılabiliyor. Neden öyle yaptığı bilmiyorum. Şöyle bir kısa bir çıkarıp takma, çirazı çıkarıp takma durumu yapabilirim hocalarım. Sizlerin de izniyle. Kusura bakmayınız. Bazen takılabiliyor bu şekilde. Evet, competence'dan kastımız zihnimiz içerisindeki bilgidir hocalarım. Performance dediğimizde de dili artık actual şekilde kullanıma döktüğümüz, yani zihnimizdeki dilsel bilgiyi artık çıkardığımız, dışarı attığımız, yani output şekline dönüştürdüğümüz dilimizde zihnimizdeki dilsel bilgiyi bir terimdir diyebiliriz. Ne demiştik Chomsky? Generative Transformational Theory'nin en büyük ileri gelen aslında savunucularından bir tanesidir diyebiliriz. Ne demiştik? Chomsky'nin iki tane çekirdek, iki tane ana fikri vardır ve Chomsky aslında hep bu fikirleriyle bilinir hocalarım. Sizler de daha sonra tekrardan derslerimizde veya konulara çalışırken bol bol göreceksiniz. Chomsky bir competence'dan bahseder hocalarım. İki terimden, temel terimlerdir bunlar. Chomsky dediğimizde akla gelen bir performance'dan bahseder. Competence tekrar edecek olursak nedir? Kalemimize düzgün yazarken bir tekrarda bulunalım. Çıkarıp takınca düzeldi.
insan kullanısı nedir? Zihnimin içerisindeki dilsel bilgidir. Aslında benim inborn şekilde getirdiğim gibi düşünebiliriz. Yani benim aslında doğduğumdaki zihnimde var olan dilsel zemin, dilsel bilgidir competence. Competence zihnimin içerisinde ben büyürken belli ilerlerken yaşım veya işte doğduktan sonraki sürecim diyebiliriz. Belli dilsel süreçlerden, proseslerden geçer dedik. Ve geçtiğinde bu prosesler sonucunda belli bir yetkinliğe ulaştığında artık o dil benden performance'a yani actual use'a çıkar, aktif kullanım şeklinde ben bu dili, kendi zihnimdeki dili gösterebilirim der Chomsky arkadaşlar. Peki, devam ettiğimizde Generative Transformational Theory hocalarım, şöyle hemen alacak olursak kalemimizi, Generative Transformational Theory neyden bahseder demiştik? Dilin inborn şekilde getirdiğim dilsel yetinin aslında konuşması ve Chomsky'nin terimlerinden performance olan actual use şeklinde kullanılması ve böyle devam edilmesini öngören veya böyle devam edilmesini isteyen, ilerlenmesini nasıl diyelim, savunan bir linguistic view'dir. Neyi önemser hocalarım? Dili anlamayı ve dili konuşmayı, konuşmayı ve anlamayı önemseyen bir linguistic view'imizdir ve to speak and understanding language dili merkeze, terimlerini merkeze alır hocalarım. Ve devam ettiğimizde her bir konuşmacının Generative Transformational Theory'nin follower'ı olan yani bir savunucusu olan bir kişi her zaman şunu söyler. Her bir konuşmacı linguistic organ'a sahiptir. Neyden bahsediyoruz linguistic organ derken? Herkes, her bir konuşmacı, kişi ya da yaş ya da belli normlar, belli özellikler fark etmeksizin her bir konuşmacının dili, kompleks yapıları bile hocalarım, kompleks yapıların üretimini bile belli bir düzeyde analiz edecek ve o kompleks yapıları yani karmaşık yapıları üretebilecek düzeye, üretebilecek yapıya sahiptir her bir konuşmacı der. Bizim buradaki maddemizden aslında şöyle bir düşündüğümüzde yine inborn özelliklere sahip olan, inborn bir özelliğe, insanların inborn bir zihinsel, dilsel yapı, yetkinlik özelliğine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Dilimizin hocalarım innate bir language'den meydana geldiğini, aslında dilsel yapının, dilsel kuralların, linguistic structure'ların, tam olarak kuralların diyemeyiz ama linguistic zeminin diyelim biz buna, daha uygun olur. Inborn şekilde geldiğinden bahseden Generative Transformational Theory adında bir linguistic view'imizdir. Unutmayalım lütfen. Yanına bu sebepten inborn ability ya da inborn theory yazdım hocalarım. İlk başta dikkatinizi çekmesi üzere yazılmış bir terim de o. Her zaman yani eş adı diğer anlamıdır veya kaynaklarda Generative Transformational Theory, Inborn Theory denilecek diye bir kaide yok. Lütfen buradan onun da ayrımını ya da uyarısını yapalım. Ama dikkatinizi çekmesi adına başlanmışta o şekilde yanına yazdım ki bilinsin diye. Çocuklar yani insanlar baştan beri söylediğimiz üzere belli dile edinme üzerine belli bilgilerle bezeli şekilde, zemini hazır şekilde diyoruz ya, gelmiştir insanlar diye düşünür ve bu hazır olan zemine belli dilsel kurallara, yapılara, patternlara yani çeşitli, sadece kuralsal da değil, belli dilsel yapılara genel olarak düşündüğümüzde general pattern'a maruz kalarak hocalarım, exposing generative transformational için çok önemlidir demiştik ya, maruz kalarak, şöyle yine yazabildik, exposing, evet, maruz kalarak o dili aslında tam olarak edindiğimiz anlamına gelir. Daha çok natural şekilde acquisition'ı çok önemseyen, learning değil de yani dilin daha doğal çevrede, çerçevede öğrenilmesi, öğretilmesi gerektiğini savunan bir linguistic view'imizdir diyebiliriz hocalarım. Chomsky bu bağlamda Generative Transformational Theory'yi desteklerken ikinci bir core idea, yani ikinci bir fikir sunmuştur diyebiliriz. Birinci fikri neydi? Tekrar edelim. Bir, competence. İki, performance diye ikili bir terimimizi, Chomsky dediğimiz akla gelen ilk terimleri söylemiş ve bu fikrini, idealarını sunmuştu Generative Transformational'dan sonra. Competence neydi? Zihnimdeki dilsel bilgiydi. Nasıl getirdiğim dilsel bilgiydi hocalarım? Inborn şekilde getirdiğim, dilsel zemine hazır şekilde oturttuğum aslında dilsel bilgilerdi competence. Hala zihnimin içindeyim, dışarıya dili çıkarmadım. Language use,
ek çıvıl yuz dediğimiz kısımda aslında yuz içeren artık dilin ek çıvıl şekilde kullanım halinden bahsettiği bir terim olarak da performansı söyleyebiliriz hocalarım. Chomsky'nin en önemli iki yapısı buydu. Bir önceki sayfamızda bunu görmüştük. İkinci core idea olarak da şunu söylemiştir ki öncelikle ilgi alanı, çalışma alanı olarak şunu açıklamak istemiştir. İnsanlar dili nasıl üretiyor, nasıl kavruyor, comprehension kısmında nasıl süreçlerden geçiyor? Chomsky bunu düşünmüş ve şöyle bir kanıya varmıştır. Language competence'a sahip olan her insan, yani language competence'dan neyi getiriyoruz, hangi şeyi kastediyoruz düşünceye aslında. Language competence'a sahip olan insan derken dilsel, inborn dilsel yetiye, yeteneğe ve knowledge'a aslında. Inborn knowledge'a sahip olan her insan dili ne yapabilir? Generate edebilir hocalarım. Yeni novel utterances'lar üretebilir şeklinde bir ana fikri aslında. Competence ve performance'ın arkasından sunduğu ikinci ana fikir olarak da bu yapıdan bahsediyor kendisi diyebiliriz. Önce Generative Transformational Theory'yi detaylı bir şekilde Chomsky inceler hocalarım. İncelemesini yaptıktan sonra kendi düşüncesine tam olarak uygun şekilde ilerlediği için onaylıyor ve sonrasında diyor ki competence, zihnimizdeki bilgiye biz competence diyelim, dilsel yetimiz, dilsel yeteneğimiz ve bu dilsel yetiyi dışarıya çıkardığımızda bizim performansımız olsun. O şekilde düşünün yani hocalarım, kodlayın zihninize, performansımız olsun yani actual use'umuz olsun. Sonrasında düşünüyor, diyor ki biz bu competence ve performance'ın actual use'unu üretiyoruz. Tamam, çok güzel. Actual bir güncel bir use'unu aslında aktif şekilde üretiyoruz dilimiz. Ama biz insanlar nasıl dili bizim üretimimizi kavruyor ve aslında nasıl dilsel üretim output sağlayabiliyor, çıkarabiliyor. Aldığı input'u ne şekilde dışarı atabiliyor diye düşünebiliriz bunu. Düşünüyor ve sonrasında diyor ki language, dilsel competence'a sahip olan her insan, zihinde belli dilsel zeminle gelen ve bu zeminin üzerine daha exposing yaparak, exposure aracılığıyla, şöyle yine takılıyor, exposure aracılığıyla hocalarım, bu yetinin competence'ın üzerine giderek, aslında dilsel competence'ımızın üzerine giderek exposure aracılığıyla bunu pekiştirip daha çok üretime, production'a doğru ilerleyen ve dili kavramamızı, comprehension and produce etmemizi, üretmemizi sağlayan yapıdır şeklinde ikinci bir core idea sunuyor diyebiliriz hocalarım Chomsky hakkında. Şu şekilde devam edecek olursak en ilkel ve en aslında günümüzde kullanılması daha çok tercih edilen, kesinlikle de daha fazla kullanılması gereken communicative weave'imiz, linguistik weave'lerimizden bugün göreceğimiz aslında en sonuncusu gibi düşünebiliriz. Linguistik weave'imizdir kendisi diye söyleyebiliriz. Şöyle communicative weave adından da anlaşılacağı üzere hocalarım dilin daha çok interaction'larla dayalı olarak, yani günlük konuşmanın kalıpsal ifadeleri değil hocalarım. Structuralism gibi kalıpsal ifadeleri değil, kalıplardan ortaya çıkan ifadeler değil de daha çok natural şekilde kullanılmasını öngören, insanların zihnindeki competence'ındaki aslında diye söyleyebiliriz ifadeleri, yapıları daha doğal bir şekilde ortaya çıkarmasını ve interaction aracılığıyla, karşılıklı etkileşim aracılığıyla bunu yapması gerektiğini öngören bir bakış açımızdır diye genel bir açıklama yapıp maddelerimizi açıklamaya hocalarım geçebiliriz. Communicative weave ya da functional weave olarak da söyleyebiliriz bu bakış açımızı. Communicative weave'imiz hocalarım language'in neye dayalı olarak ilerlenmesi gerektiğini, functional meaning'in, yani aslında dilin doğal bir süreçte kullanılması gerektiğinin ifade edilmesi ve bunu yapılar aracılığıyla yapmamız gerektiğini, aslında linguistic structure'ların doğal bir kullanım süreci içerisinde, aslında dilin actual use demiştik ya performansa, onun gibi düşünebilirsiniz aslında. Dilin yapılarını eriterek, doğal kullanım içerisinde, cümleler içerisinde eriterek bunu, dil kullanımını, language use'u gerçekleştirmemiz gerektiğini söyleyen bir bakış açımızdır diyebiliriz hocalarım. Hangi yönden dile yaklaşır şu şekilde konuşacak olursak, semantik. Semantik nedir? Anlamsal. Dile anlamsal olarak yaklaşmak isteyen, şöyle
yazalım. Semantik nedir hocalarım? Anlamsal şekilde dile yaklaşmak isteyen, dili daha çok comprehension anlamında incelemek ve analiz etmek isteyen bir bakış açımızdır diyebiliriz. Karşılıklı interaction'ı çok fazla önemser ve dili daha çok anlamaya ve konuşabilmeye yönelik, tabii ki de structuralism gibi speech'e önemser, ama speech'teki nasıl daha çok dilin doğal yapısı, doğal yapıda, doğal süreci, akışı içerisinde kullanılmasından yana olan bir structure, linguistik birbirimizdir diyebiliriz. Dili hocalarım daha çok communicative şekilde yaklaşır, interactive özelliklerine dilin odaklanır demiştik az önce de söylediğimiz üzere. Dilin dilsel unitlerinden ziyade hocalarım, yani dilsel unit, linguistik unitslerden kastımız nedir? Neyi ifade ediyoruz aslında? Dilsel kurallar, daha çok kuralsal ifadeler, daha çok yapısal ifadeler, kalıpsal ifadelerinden ziyade interactive kullanımına, communicative kullanımına ve semantik anlamında hocalarım anlama dayalı, daha çok comprehension'a, şu şekilde de yazmak istiyorum buraya, önemli bir bu konuyla alakalı ifadedir. Daha çok dili anlamaya, kavramaya ve produce etmeye odaklı olan bir linguistik view'imizdir diyebiliriz buna. Tüm bakış açılarını hızlı bir şekilde gözden geçirebilelim sürecimiz içerisinde diye hızlı hızlı konuşuyorum. O şekilde hocalarım devam ediyoruz şimdilik diyelim en azından. Daha derslerimizin devamı tabii ki gelecek. O yüzden böyle devam edebiliriz. Linguistik unitleri çok fazla önemsemiyor. Her zaman interactive, communicative ve semantic düşünüyor diye tamamen de neglect ediyor mu hocalarım linguistik unitleri? Hayır, tabii ki de neglect etmiyor. Yani tamamen göz ardı etmeyip linguistik yapılara da yine de önem veriyor. Ama ilk başta bu maddemize gelmeden önce genel başlıksal açıklama yaptığımda söylemiştim. Linguistik yapıları dilsel kullanım içerisinde eriterek aslında doğal, natural bir akış içerisinde, natural bir şekil içerisinde ne yapmayı, kullanmayı ve öğrencinin örtük öğrenme aracılığıyla bu yapıları aslında zihninde edindirmeyi öğreten inductive bir teaching sürecini daha çok tercih eden bir bakış açımızdır diyebiliriz. Bu bakış açımızın da savunucularından ve aslında ben bunu sevdim, gayet güzel bir bakış açısıymış diyen bir bilimcimiz, dil bilimcimiz olan Dalhymes hocalarım, bazı kendisi de ekleme yapmak isteyip bazı dilsel bakış açıları sunuyor buna. Ve neler söylüyor? Kendisinin de daha sonrasında linguistiğin içerisinde de göreceğiniz üzere kendisinin de communicative approach'ları vardır. Dilsel iletişim, etkileşimsel ya da iletişimsel dile karşı yapmış olduğu ve iletişimsel dili, communicative language'i çeşitli bakış açılarıyla, çeşitli bakış şekilleriyle diyelim, incelediği bir aslında hocalarım açıklamaları vardır. Bunu da daha sonra linguistik dersi içerisinde zaten göreceksiniz. Bizler de kendimiz de açıklayacağız konularımız ilerlerken. Dalhymes diyor ki, linguistik sadece linguistik competence'a sahip olmak onaylıyor communicative'i ve diyor ki, sadece linguistik competence'a sahip olmak, yani yapısal, structural bir dile, yani işte ses, sesleri çok iyi bilmek veya harfleri çok iyi bilmek veya kuralları çok iyi bilmek önemli, tek başına önemli bir rol üstlenmez iletişim esnasında. Communicative bir view ile yaklaşabilmemiz için bizim language teaching'e ne yapmamız gerekiyor der hocalarım. Konuşmacıların aralarındaki relationship, ilişkiyi, örneğin for example işte degree of closeness, yani yakınlık derecelerini gibi, fiziksel bağlam, konuşmanın geçtiği fiziksel bağlam gibi, yaş gibi, bunun gibi çok fazla örneklendireceğimiz, listeyi uzatabileceğimiz durumda hocalarım söylememiz gerekir ki Dalhymes sadece linguistic competence'ın önemi olmadığını, linguistik yapılara sahip olarak dili kullandığımız veya dilsel yetiye sahip olarak, tam olarak dilsel yetiye sahip olmadığımızı, onun yanında Dalhymes'ın en önemli ifadesi olan, notumuzda da yazan actual use'un da olması gerektiğini, actual use artı linguistic competence'ın birleşerek, şöyle hemen yazalım, linguistik, kısaltıyorum hocalarım, zaten kalemde bir sıkıntı var. Linguistic competence'ın da birleşerek neyi oluşturduğunu aslında communicative hocaları language'e ya da communicative bir bakış açısını tam anlamıyla oluşturduğunu ve Dalhymes'ın communicative bakış açısını da ne yaptığını hocalarım onayladığını, savunduğunu görürüz. Kendi sonradan da yaptığı kendi açıklamalarıyla diyebiliriz bu
şekilde söyleyebiliriz. Bugünlük dersimizin hocalarım, yani bugünlük dediğimiz tanıtım aslında, tanışma diyebiliriz. Dersimizin sonuna geldik. Linguistic Weaves'leri hızlı bir şekilde sizlere böyle bir özet geçmek, göstermek istedim. Ders notumdan da bu dersimiz aslında özel hazırladığım kısa bir ders notu diyebiliriz buna bir nevi. Sonuna geldik. Umarım ki tekrar gelen hocalarım yoktur diyebiliriz veya herkes yenidir hocalarım. Diğer sınavımız, en sonki girdiğiniz sınavınız inşallah çok güzel geçmiştir. Diğer hocalarım, izleyecek olan hocalarım ve dersimiz kayıt ediliyor. Daha sonradan da izleyebileceksiniz. Ve umarım ki Linguistic Weave'ler adına birazcık kısa bir ders oldu ama birazcık zihninizde bir fikir edinmişsinizdir yeni gelen hocalarım, ders çalışmaya başlayacak hocalarım veya başlayan şimdiden hocalarım diyebilirim. Umarım ki çok güzel bir süreç geçirirsiniz. Gerçek anlamda verimli, güzel bir çalışma, 2023 OABT anlamında çalışma süreciniz olur ve sonrasında da inşallah güzel bir sonuç elde edebilirsiniz hocalarım. Bugünlük linguistik bir konumuzun, başlığımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Rica ediyorum. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum.